8 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Türkiye saman ithal edecek deseydim 10 sene önce bana gülerdiniz. Ama şimdi Türkiye saman, et ve mercimek ithal ediyor diyen Kemal Kılıçdaroğlu bugün Aksaray'daydı. Kemal Kılıçdaroğlu muhtarlarla, başkanlarla görüştü ve dilerseniz o görüntüleri ekranlarınıza getirelim. Muhtarlara demokrasinin muhtarlardan başladığını dile getiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarlık binalarının olmamasını eleştirdi. Emekli aylıklarına, dul ve yetim aylıklarına da değinen Kılıçdaroğlu, bireylerin bu alınan aylıklarla geçinemeyeceğini söyledi. Güçlü kılan şey, kendi ülkesi ve bayrağı için mücadele etmesidir. O nedenle, biz yeteri kadar Gazi Mustafa Kemal'i de çocuklarımıza anlatmış değiliz. Gazi Mustafa Kemal'in iki önemli ilkesi vardır. Kendi cümleleriyle bu ilkeleri ortaya koymak lazım. Birincisi şudur. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Yani ben bayrağımın altında hiç kimsenin müdahale etmeyeceği şartlarda yaşamak istiyorum. Hiçbir yabancı gücü kendi ülkemde istemiyorum. Bayrağımın altında özgürce yaşamak istiyorum. Atatürkçülüğün birinci kuralı budur. İkinci kuralı da şudur. Savaş meydanlarında kazanılan zaferler, ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça o ülke bağımsızlığını koruyamaz. Ne demek bu? Sen üretmezsen, alın teri dökmezsen, çalışmazsan birisi gelir senin bağımsızlığını elinden alır. Yabancı mallar gelir, yabancı sermaye gelir, her şey gelir. Sen üretemez noktaya gelirsin. Borç batağına batarsın ve dışarıdan emir almaya başlarsın. O nedenle diyor savaşı kazandık tamam ama ondan sonra ekonomik savaş başlıyor. Güçlenmemiz lazım, üretmemiz lazım, çalışmamız lazım, istihdam yaratmamız lazım. Atatürkçülük budur arkadaşlar. İşin özü budur. İşin özü budur. Tabii biz bağımsızlığımızı kazandık eyvallah. Bayrağımız dalgalanıyor eyvallah. Ezanımız okunuyor eyvallah. Şimdi üretmemiz lazım. Cumhuriyetin ilk yıllarında bez üretecek fabrikamız bile yoktu. Ama demir çelik fabrikalarımız, bez fabrikalarımız, demir yollarımız, limanlarımız, 1925'te Kayseri'de uçak fabrikası, 1934'te Kayseri'den kalkan ilk uçağın Ankara'ya inmesi, 1940'lı yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uçak ihraç etmesi, 1940'lı yıllarda yine sadece uçak ihraç etmedik, uçak motoru fabrikasını Etimesgut'ta ikinci uçak fabrikasını Eskişehir'de açtık ve Türkiye dünyada uçak üreten 5 ülkeden birisiydi. 1940'lı yıllarda. Ne oldu? Ayrıca Kırıkkale'de entegre silah fabrikası açtık. Birden fazla silah fabrikasını Kırıkkale'de açtık. Sonra ne oldu? Önce uçak fabrikalarımızı kapattık. Gemileri, tersaneleri kapattık. Fabrikaların bir kısmını kapattık. Ta ki Kıbrıs çıkarmasına kadar. Bu süreç içinde muhtarlarla ilgili çok şey söylenmiştir sizlere. Dünyanın güzel lafları edilmiştir. Her gelen politikacı muhtarlarla ilgili dünyanın güzel laflarını etmiştir. Zaten aksini de söyleyemez. Çünkü oy kaygısı taşıyor. Şimdi seçim var mı? Hayır yok. Ama ben geldim. Sizi Ankara'ya da davet etmiyorum. Sizin ayağınıza geldim. Size muhtarlarla ilgili düşüncemiz ne? Ekonomiyle ilgili düşüncemiz ne? Nereye gidiyoruz? Bunları aktaracağım.
birisini kötülemek için, farklı bir propaganda yapmak için değil. %100 doğruları anlatacağım. Artık eski siyaseti bir tarafa bırakmamız lazım. Eski siyaseti bir tarafa bırakmamız lazım derken şunu da söyleyeyim. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz her zaman doğruları söyledik, doğru yaptık. Hayır, böyle bir şeyin içine de girmiyorum. Bizim de eksiğimiz oldu, bizim de yanlışımız oldu. Biz bazen oturduk Ankara'da, çok güzel laflar ettik. Sonra döndük vatandaşa, niye bize oy vermiyorsun? Niye size oy versin? Sen vatandaşın ayağına gittin mi? Oturdun konuştun mu? Derdini dinledin mi? Varsa derdi, ya bu dert böyle çözülür dedin mi? E demedin. Ankara'da oturdun, bana oy verin. E vatandaş vermez. Kabahat kimde? Vatandaşın ayağına gitmeyen siyasetçide. O nedenle kendimizi eleştiriyorum. Gayet rahat. Gayet rahat eleştiriyorum. Yine bizim hatalarımızdan birisi. Kadının başörtüsü sorununu getirdik, Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Ya sana ne kardeşim? Vatandaş işsiz, iş istiyor. Çiftçinin durumu ortada. Başka dertlerimiz var. Üniversite öğrencilerinin işi, gücü yok. Her birisi bir köşede. Fakirlik var, yoksulluk var, Türkiye'nin içinde anarşi var. Bunları unuttuk. Vay efendim, kadın başörtüsü taksın mı takmasın mı? Bu da yanlış. Bakın, çok samimi, içten bir toplantıda düşüncelerimi ifade ediyorum. Yanlışa her zaman yanlış diyeceğiz. Ben size şunu da söyleyeyim. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Onu da söyleyeyim. Gayet rahat söylüyorum bunu. En büyük değişimi yaşayan parti. Ben biliyorum, bizim buradan milletvekilimiz yok. Doğrudur. Oyumuz da düşük. Onu da biliyorum. Doğrudur. Ama bu bizim oturup konuşmamıza engel olmamalıdır. Benim sizden küsme gibi bir hakkım yok. Dolayısıyla beraber oturacağız, konuşacağız. Varsa sorunumuz birlikte çözeceğiz. Muhtarlara gelince, dediğim gibi muhtarlarla ilgili çok laflar edilmiştir, güzel laflar edilmiştir. Değerli arkadaşlarım, muhtarlar demokrasinin temel taşıdır. Bunu biz her bir köşeye yazacaksınız. İki, muhtarlar çok güçlü. 50.157 muhtarımız var. Türkiye genelinde. Yani 50.000 üstünde muhtarımız var. 50.000 milletvekilimiz yok. 50.000 belediye başkanımız yok. 50.000 bakanımız yok. Ama 50.000'i aşkın muhtarımız var. Hepsi de milletin oyuyla seçiliyor. Ama sizler kendi sorunlarınızı çözemiyorsunuz. Çünkü yeteri kadar siyaset kurumunun üzerine baskı kuramıyorsunuz. Sorun var. Sorun yaşıyorsunuz. Sorunu çözemiyorsunuz. Çünkü farklı düşünüyorsunuz. Farklı mecralarda yürüyorsunuz. Oysa birlikten kuvvet doğar. Birlikten güç doğar. Beraber olursanız hangi siyasi parti olursa olsun sizin sorununuzu çözmeye mecbur olur. Aksaray Demiryolu hattı sürekli gündemde. Halk demiryolu istiyor. Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na verdiği yazılı soru önergesine cevap aldığını söyledi. Bakan Cahit Turhan'ın Aksaray Ulukışla Hızlı Tren Demiryolu Hattı etüt projesinin kesiminin kesim projesinin hazırlandığını, yatırım programında yer alan projenin finansman durumuna göre ihaleye çıkılması yönünde karar verdiklerini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na verdiği yazılı soru önergesine cevap aldı. Bakan Cahit Turhan'ın Aksaray Ulukışla Hızlı Tren Demiryolu Hattı etüt projesinin kesiminin kesim projesinin hazırlandığı yatırım programında yer alan projenin finansman durumuna göre ihaleye çıkılması yönünde karar verdikleri ifade edildi. Milletvekili Ramazan Kaşlı, Aksaray'ın yararına ve lehine olacak tüm proje ve yatırımların her platformda sonuna kadar takipçisi olacaklarını, şimdiden bu projenin Aksaray'a ve ülkeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Memurlara ve emeklilere yapılan zamlar hakkında basın açıklaması yapan Kamusen maaş bordrosu yaktı. Peki Kamusen neden maaş bordrosu yaktı? İşte şunun için. Ben buraya notlar aldım, sizler için okuyacağım. Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi rakamlarına göre geçtiğimiz yıl gıda fiyatları ortalama %10.9, mutfak tüpü %17.6, doğalgaz %22, elektrik %18.3 zamlanırken memur zammı da %4.
Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda basın açıklaması yapan kamu senliler, memurlara 160 lira ve emeklilere 100 lira yapılan zammı yetersiz bulduğunu ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlara rağmen bu zammın memur ve emeklilerle alay etmek olduğunu belirtti. Milletin tüketmek zorunda olduğu gıda, temizlik, sağlık, ulaşım, haberleşme, ısınma, kira gibi ürünlerindeki fiyat artışları ise 2019'da gerçekleştiği ilan edilen resmi enflasyonun kat be kat üzerinde olduğunu belirten kamu senliler, eğitim, sağlık, ulaşım gibi harcamaların enflasyonun üzerinde zamlandığını söyledi. Değerli basın mensupları, kıymetli mesai arkadaşlarım, çok kıymetli emeklerimiz, 3 milyon kamu görevlisi ve 2 milyon emeklinin 2 yıl sürecek çileli geçim mücadelesi başlamıştır. Kamu görevlileri bugün Ağustos ayındaki toplu sözleşmeden beri ifade ettiğimiz acı gerçekle yüz yüze kalmıştır. Buna göre memurlar ortalama 160 TL, emekliler ise 100 TL zamla 6 ay boyunca idare etmek zorunda kalacaklardır. TÜİK'in resmi rakamlarına göre geçtiğimiz yıl gıda fiyatları ortalama %10.9, mutfak tüpü %17.6, doğalgaza %22, elektriğe %18.3 zamlanmışken maaşlara %4 zam yapmak adeta memur ve emeklilerle alay etmektir. Ekonomi iyi yolda, istikrar sürüyor, enflasyon düşüyor. Masalı çarşı pazardaki gerçek fiyatlarla kabusa dönüşmüştür. Yetkililer hedef enflasyonu bilinçli olarak düşük göstererek memurlarımızı düşük ücret artışını mahkum ederken milletimizi zorunlu harcamalarında dahi enflasyon canavarına teslim etmişlerdir. İktidar 2019'daki ilk enflasyon hedefine göre maaşlara toplam 9.2 zam yapmıştır. 2019 yılında gerçekleşen resmi enflasyon ise 11.84 olmuştur. Buna göre memur maaşları enflasyonun gerisinde gelmektedir. Kaldı ki bu oran TÜİK'in enflasyon sepetindeki çoğunu halkın tüketmediği 418 madde 895 çeşit ürün ortalama artışını göstermektedir. Milletimizin tüketmek zorunda olduğu gıda, temizlik, sağlık, ulaşım, haberleşme, ısınma, kira gibi ürünlerdeki fiyat artışları ise 2019'da ilan edilen resmi enflasyonun kat be kat üstündedir. Eğitim, sağlık, ulaşım gibi harcamalar enflasyonun üzerinde zamlanmıştır. Bir zamanlar fakirin yemeği olan kuru fasulye, pilav lüks gıda maddesi haline gelmiştir. Kırmızı etin yanına bile yaklaşılmamaktadır. Sebze meyve el yakmaktadır. İlaca %46, giyime %33, gazeteye %28, dergiye %51 zam gelmiş, memurun emeklinin beli iyiden iyiye bükülmüştür. Ekmeğimiz bile 13.5 zamlanmıştır. Buna rağmen memurlara 2020 yılı için %4+4, 2021 için ise 3+3 zam yapılması öngörülmüş. Adeta ekonomi ile maaş zamlarının ilişki tamamen kesilmiştir. TÜİK'in bu rakamları aldığı yerleri doğrusu merak ediyoruz. Eğer TÜİK'in rakamları gerçekse TÜİK bir market açsın, hepimiz oradan alışveriş yapalım. Bizim de enflasyonumuz TÜİK'in enflasyonuyla eşitlensin. Yeniden değerleme oranları %22.58 olarak belirlenirken memur ve emeklilerin maaşlarına %4+4 zam yapmak hangi vicdanla, hangi adalet anlayışıyla bağdaşır? Gerçekler ortadayken çocuk parası, aile yardımı, doğum, ölüm yardımları, ek ödemeler, ek dersler, fazla mesai ücretleri ve tazminatlara da ayrıca bir artış yapılmamıştır. Memurların haklarının budanmasına seyirci kalan, hatta pasif tutumuyla üstü örtülü şekilde destek olan malum konfederasyon ve yetkililer bugün neredeler? Bugün ormanlı sendikalar gerçekler karşısında saklanacak delik arıyorlar. Memur maaşına yapılan %4 zam ortalama maaşlara 160.6 lira zam demektir.
Bir yılda ailenin zorunlu harcamaları ortalama 730 lira. Oransal olarak da 12.3 artmışken %4 zamma, yani 160 liraya tek kelime edemeyenler memurun karşısına ne yüzle çıkacaklar? Sözleşmeliyi, hizmetlileri yok sayanlar vekil ebe, hemşire, imam ve aile sağlığı elemanlarına üye evlat muamelesi yapıp kadroya geçirmeyenler öğretmeni, akademisyeni, sağlık çalışanını, maliyeciyi, adliye çalışanını unutanlar, postacıya, ormancıya, belediye çalışanına, diyanet çalışanına kör bakanlar, emeklileri, ek gösterge sorunlarını, ek ödeme sorunlarını, fazla mesaileri, döner sermayelerdeki bir kenara bırakıp tek bir konuyu dahi müzakere etmeden bir yıl heba edenler bugün memurun karşısına ne yüzle çıkacaklar? Memurlardan aldıkları yetkiyi kötüye kullananlar bugün memurun karşısına ne yüzle çıkacaklar? Kış soğuğunun bastırdığı günlerde oduna, kömüre, doğalgaza gelen zamları bile karşılamayan maaş artışı, seyirci kalan bir eli yağda bir eli balda tatlı su sendikacıları soğuktan donan memurun karşısına ne yüzle çıkacaklar? Elbette sendikacının yüz karaları bir deliğe gizlenecek ve Türkiye Kamsen'in mücadelesi etmesini bekleyeceklerdir. Gördük ki memur ve emeklilerin bir 730 günü daha ebe olmuştur. Kamu çalışanları ve emekliler bu yılı dahi bir güçlük içinde biraz daha borç batağına saplanarak, kredi kartına yüklenerek, yediğinden içtiğinden keserek, çocuğunun açlığından kısarak, soğukta üşüyerek geçirecekler. Geçtiğimiz yıl bizleri %4+5'e mahkum edenler bu yılda 4+4 mahkum etmişlerdir. Memurları, emeklileri enflasyonun altında ezdiniz. Biliniz ki memurlar bir darbeyi daha kaldıramaz. Hak mücadelesi kutlu bir mücadeledir. Biz yalnızca memurlarımız ve emeklilerimiz için değil, gelecek nesillerimizi, beşikteki bebeklerimizi, genç kuşaklarımız için de mücadele yürütüyoruz. Türlü menfaatler için bu kutsal hedeften uzaklaşan çakma sendikacılara şu dizeleri hatırlatmak istiyorum. Karacaoğlan der ki, her sözüm haktır. Yiğit olmayanın yalanı çoktur. Cehennem yerinde hiç ateş yoktur. Herkes ateşini buradan götürür. Bu dizelerde olduğu gibi milyonlarca memurun, emeklinin, masumun hakkının yenmesine göz yumanlar da kendi ateşlerini milyonlarca memurun bodrolarında göreceklerdir. Memurun bodrosunun ateşi tüm vicdanları yakacaktır. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet. Temsil olarak bir tane maaş bodrosu yakacağız arkadaşlar. Hadi alkış. Alkış, alkış. Evet sevgili seyirciler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndayız. Türkiye İklim Sen Başkanı Ali Toprak yanımızda. Memur maaşlarının yetersizliği üzerine burada bir basın açıklaması yaptınız. Kısaca özetlemek gerekirse neler söylemek istersiniz? Öncelikle biz devlet memurları olarak hükümetten bekliyorduk ki Ağustos ayında yapılan toplu sözleşmenin üzerinden çok zaman geçti. Birçok ürüne de zam geldi birçok kalemde. Bir düzenleme yapılmasını bekliyorduk. Bunu yazılı ve sözlü olarak bildirdik hükümet yetkililerine. Hatta kanun teklifi de verildi. Ama bu düzenleme olmadı. Bu artışları önlemenin bir yolu memurlara yapılan zamla düzenleme olacaktır diye düşündük. Bu başarıya gitmediği için, düzenleme olmadığı için biz de eylem kararı aldık Türkiye Kamusen olarak. Türkiye genelinde 81 il meydanında sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. İstediğimiz şu, devletimizi, milletimizi sıkıntıya sokacak bir talebimiz yok. Memurların kendi geçindirecek bir zam yapılmasını istiyoruz. Bu düzenleme oluncaya kadar da tepkimizi, isteğimizi dile getirmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki bodro yakma eylemi çok sert bir eylemdir. Çok sert bir tepkidir. Esasında kendisi şey gibi, etkisiz gibi gözükse de bu şekilde dile getirdik. Düzenleme olmadığı sürece taleplerimizi dile getirmeye devam edeceğiz. Sizi de duyarlılık gösterdiğiniz için tebrik ediyor, teşekkür ediyorum aynı zamanda.
Alkol krizine giren bir şahıs alkol parası bulamayınca ailesinden para istedi. Para vermek istemeyen ailesine de satırla saldırdı. Olay 14 Ocak 2020'de gece saat 23 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre alkol problemi olan H.Y. ailesinden alkol almak için para istedi. Ailesi para vermeyince de sinirlenen H.Y. babasıyla tartıştıktan sonra evden ayrıldı. Bir süre sonra elinde satırla geri dönen H.Y. apartmanın dış kapısının camlarını kırarak içeri girdi ve ailesinin bulunduğu daireye çıkarak kapıyı açmalarını istedi. Kapıyı açmayan aile fertleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin uzun uğraşlarından sonra H.Y. elindeki satırı bırakarak teslim oldu. Sağlık kontrolleri yapılmak üzere Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen H.Y. sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ailenin şikayetçi olmaması üzerine ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ahiler Kalkınma Ajansı aylık olan yönetim kurulu toplantısı Nevşehir'de AHİKA toplantı salonunda Nevşehir Valisi İbrahim Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Aksaray Valisi Ali Mantı, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Aksaray İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Düzün, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Bölge İlleri İl Genel Meclisi Başkanlarıyla Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol katıldı. Toplantı bir önceki yönetim kurulu toplantısında alınan kararlarla ilgili çalışmaların değerlendirilmesi ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi sunulmasıyla başladı. Gündemde yer alan jeotermal otomasyon kumanda sistemi, Manastır Vadisi'nin turizme kazandırılması, Aksaray Üniversitesi Hayvan Hastanesi ve Güzel Yurt Turizme Açılıyor güdümlü proje önerilerinin görüşüldüğü toplantıydı. Fizibilite desteği kapsamında gerçekleştirilen başvuruların değerlendirilmesi, insan kaynakları politikası raporunun ve gelecek bir ay içerisinde gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi sunulmasının ardından diğer konuların görüşülmesiyle toplantı sona erdi. Atatürk Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kadına elektrikli bisiklet çarptı. Son olarak ekranlarınıza kaybolmayla karşı karşıya gelmiş olan bir mesleğe getireceğiz. Çarkçılık. Yusuf Usta 10 yaşında başlamış mesleğe ve tam 65 yıldır yapıyor. Babasından öğrendiği, önceleri kardeşiyle, şimdilerde yeğeniyle birlikte devam ettirdikleri çarkçılık artık eskisi kadar rağbet görmüyor. Çünkü çarklanan aletlerin bir kısmı artık kullanılmıyor ya da insanlar alternatif kesici aletlerin kullanımına yönelmiş. Kaynak makinesiyle kırılan kesici aletleri onarırken matkapla deldikleri sapları bıçaklara takıyorlar. Çarklarla keskinleştirip kıyma makinelerinin bıçaklarını yeni aldıkları aletle elden geçiriyorlar. Baltadan bıçağa, oraktan nacağa aklınıza gelebilecek ne kadar kesici alet varsa hepsini onarıp çarklarla daha da keskinleştiriyorlar. Terzi makasları kesmeyince, berberin usturası tıraş etmeyince soluğu Yusuf Usta'nın dükkanında alıyorlar. Maharetleriyle sizin bile tanıyamayacağınız hale gelen bıçaklarınızı artık daha dikkatli kullanmak zorundasınız. Zira en ufak dalgınlık, usta ellerden çıkan jilet gibi bıçaklarla derin yaralar açabilir vücudunuzda. Son demlerinde bir meslek daha, artık kimsenin talip olmadığı mesleklerimizden biri de çarkçılık. Çırak bulamayan, ardından bırakacak ustaları kalmayan çarkçılık mesleğinin son neferleri de Yusuf ve yeğeni Tahsin Usta. Efendim yine eskimeye yüz tutmuş, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerimizden bir tanesi olan çarkçılık mesleğiyle ilgili görüşmek üzere Yusuf Topaçlı ile birlikteyiz. Yusuf Topaçlı bu mesleği babasından devralmış ve şu anda da yeğeni Tahsin Topaçlı'ya bırakmış. Yaklaşık bir asırdır devam eden bir meslek. Evet Yusuf amca, bu mesleğe kaç yaşında başladınız? Ben bu mesleğe 10 yaşında başladım. Eskiden telaşın olduğu yerde kasaplar hali vardı. Onun içindeydi dükkanımız. Orada yıkıldıktan sonra Çardak Otel'in karşısında karpuz pazarı vardı. Karpuz pazarını oraya taşındık. Orada bir süre devam ettirdik. Ondan sonra da Hamidiye Mahallesi'ne taşındık. Şimdiki yerime. Şimdi burada devam ettiriyoruz. Peki bu mesleği siz
10 yaşında başladınız. Evet. Şimdi kaç yaşındasınız? Şimdi 75 yaşındayım. 75, 65 yıldır evet. Çarşıcılık mesleğini yapıyorsunuz. Evet. Peki 65 yıldır yaptığınız bu mesleği işte babadan devralıp şimdi yeğene devrederek hani yaklaşık bir asırdır evet. Yapmış olmanın bir sevinci, mutluluğu var mı içinde? Tabii, gayet tabii. Çünkü küçükten alıştık bu mesleğe. Mesleği de severek yapıyor. Çünkü küçükten başladığım için başka evet. Meslek şey yapmadım. Bunun üzerinde çalıştım. Onu da severek yapıyor. Memnunum yani. Evet. Şu anda Aksaray'da bildiğim kadarıyla bu işi yapan evet, ben, tek siz varsınız. Evet. Ben birader vardı. O da vefat ettikten sonra oğluna bıraktı. Oğluna bıraktı. Yani şimdi sizin amcaoğlu devam ediyor. Devam ediyorlar. İkisi de sizde. Evet. Evet. Peki bu meslek kimlere hitap ediyor? Siz ilk başladığınız yıllarda sırf kasapların bıçakları mı bileyleniyordu? Yoksa... Kasapların bıçakları, köylülerin bıçakları, lokantaların bıçakları onlara hitap. Berberlerin, terzilerin makası. Yani kesici ne varsa? Yani kesici aletlerin hepsini ip biliyoruz yani. İlk yıllarda şimdi mesela dükkanda gördüğümüz aletlerin hepsi var mıydı? Yoktu, o zamanları yoktu. Kullandığınız alet neydi o zamanlar? O zaman ayaklı çark vardı. Ayaklı çark? Evet, ayakla şey yapıyordum. Çeviriyordunuz? Çeviriyordum. Bir müddet ondan çalıştıktan sonra, tabii şeyler teknoloji geliştikten sonra, bunu ceyranlıya çevirdik, elektrikli. Elektrikli çark aralı, ondan devam ettiriyoruz. Peki bu mesela şeyi gördüm, bu kasaplarda kullanılan kıyma makinelerini, evet. Bıçaklarını, ayna. Aynasını. Evet, aynasını, bıçağını biliyoruz. Evet. Yani. Bileyelim bir de makine var değil evet. Mi şimdi? Yani artık şimdi evet. Her bıçak o ayaklı çarpma yapılmıyor yani. Evet. Yani teknoloji ilerledikçe biz de elimizden geldiği kadar ayaklı durmaya çalıştık. Evet. Peki o dönemde mesela işte geldi bir şey, kıyma makinesi bıçağı. Evet. Onu nasıl yapıyorsunuz onu şimdiki aletleri yok? Doğru imkanlarla ayak çarpında yapıyoruz. Yine ayak çarpıyla yapıyoruz. Tabii bu kadar iyi olmuyor ama... öyle yapmaya mecbur oldum. Evet. Yani imkan neyse evet. Ustalık i̇mkan zaten onu... verdiği müddetçe evet. Şey eldeki imkanlarla bir şeyler yapabilmek evet. Değil mi? Peki bu mesleğin böyle kendine göre zorlukları, sıkıntıları da var mı? Tabii gayet tabii. Her mesleğin kendine göre zor tarafı olur. Nedir mesela sizin? Bizimki ekseri çarkta çarplarken mesela gözüme taş sıçrayabiliyor. Elimizi kestiriyor. Böyle şeyler, ufak şeyler, kazalar oluyor. Evet. Yani mesela müşteriler geldiğinde işte çarkı işte beğenmeyen, işte hoşuma gitmedi bu filan diyen oluyor muydu? Öyle bazı mesela. Ara sıra oluyor. Ara sıra oluyor. Evet. Biz gerçi elimizden kadar geldiği kadar iyi yapmaya çalışıyoruz ama bazı müşterilerle de her problem yaşıyoruz. Peki bu iş çarkçılık yılın 12 ayı devam eder mi iş? Devam ediyor. Yani bunun şey, devam, 12 ay devam ediyor. Yoğunluğun olduğu aylar var mı? Yaz ayları, kış ayları? Var tabi. Kurban bayramında olur. Koyun kırpma zamanı olur. Koyun bir de babuda zamanında yoğunluk olur. Yani o yoğunluğun dışında rutin. Evet. Değil mi? Yani öyle ev bıçakları gibi işte. İşte sürekli kullanılan bıçakları geliyordu. Onlar da. Şu an ne söylemek istersiniz? Şimdi halen yine kurban bayramında falan devam ediyor onlar. Saat biz kendi bizim işimiz yoğun olduğu için kendimiz anca yetiştiriyor. Hı hı. Onları pek şey yapmıyor yani. Sizlere veda etmeden önce kısa bir reklam arası vereceğiz. Prefabrik yapı sektörünün öncüsü Steelhouse'la hayalinizdeki eve hemen kavuşun. Bültenimizin burada sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.